Merhaba arkadaşlar. Ceza hukuku dersiniz kapsamında hayata, vücut bütünlüğüne ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Ayşe ile apartmana yeni taşınan komşusu Ceren kavga etmişler ve bu sırada Ayşe ruhsatlı silahını ateşleyerek Ceren'i vurur ve öldürür. Daha sonra yapılan tetkikler sonucu Ceren'in 2 aylık hamile olduğu anlaşılır, ancak bu durumdan Ayşe'nin haberi yoktur. Ayşe'nin cezai sorumluluğuna ile ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor soruda. Kasten öldürmeden sorumludur. Ceren'in hamile olması dolayısıyla nitelikli öldürmeden sorumludur. Kasten öldürme ve çocuk düşürtmeden sorumludur. Kasten öldürmeden ve taksirle çocuk düşürtmekten sorumludur. Ve Ceren'i ve bebeği kasten öldürmekten sorumludur. Şimdi kasten adam öldürme suçunun bir ağırlaştırıcı sebebi var. Gebe olduğu bilinen bir kadına karşı bu suçun işlenmesi halinde ceza artırılarak verilir. Fakat çocuk düşürtme suçu bakımından da, kasten öldürme suç bakımından da failin iradesinin kast olması gerekir. Yani kast ile hareket etmiş olması gerekir. Burada ağırlaştırıcı nedenin uygulanabilmesi için de mağdurun gebe olduğunun bilgisine failin sahip olması gerekir. Yani kast gebelik halini de kapsamalı, gebelik olduğunun bilincine de varmış olmalı ama fail. Somut olaya baktığımızda Ayşe Ceren'i öldürmek için hareket ediyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kasten adamı öldürmenin basit şekli, herhangi bir şekilde işte taammüt yok, başka herhangi bir özellik yok. Öldürmüş diyor. Silahını çekerek öldürmüş. Eğer hamile olduğunu bilseydi, gebe olduğunu bile bile ölüm neticesini meydana getirecek hareketi yapsaydı nitelikli halinden de sorumlu olacaktı. Ama somut olayda öyle bir şey yok. Çocuk düşürtmeden sorumlu sayabilir miyiz? Hayır. Çocuk düşürtme için de ne olması gerekiyor? Çocuğun düşmesini sağlayacak hareketleri bilerek isteyerek yapmak ve bundan çocuğun düşmesi neticesinin istenmiş olması da bilinmesi ve istenmesi gerekir veya en azından kabul edilmiş olası kast aşamasında kabul edilmiş olması gerekir. Somut olayda öyle bir durumda yok. O yüzden ne olmayacak? Çocuk düşürtmeden sorumlu olmayacak. Taksirle çocuk düşürtmek zaten mümkün değil. Kasten öldürmekten yani daha doğrusu somut olayda çocuk olduğunu bilgisi yok ki taksir bile olsun. Bebek için ölüm neticesi olabilmesi için bebeğin ne olması gerekir? Dünyaya gelmesi, anneden bağımsız bir nitelik kazanmış olması gerekir. İnsan olma vasfının kazanılması gerekir. Henüz cenin konumunda olan bir şey var. Bu nedenle kasten öldürme olmaz. Nitelikli öldürme olmuyor çünkü bilgisine gebe olduğu bilgisi yok. Dolayısıyla basit kasten öldürmeden sorumlu olacaktır fail.